Evet sevgili takipçilerimiz 3 nokta başlıyor. Bugün konuğumuz MHP Belediye Başkan adayımız Kürşat Balgaç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Bize zaman ayırdınız. Programımıza renk kattınız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Kürşat kimdir? Bir tanıyalım. Ondan sonra Cafer Bey'e siyasetle ilgili soruları bırakacağız. Evet. Öncelikle Ahmet Bey, Cafer Bey, böyle bir bize imkan sağladığınız için size teşekkür ederiz. Tabii biz ki. Teşekkür ederiz. Kürşat Malgaç 39 yaşında, hayatını insanına, memleketine adamış, memur bir ailenin çocuğu, kendisi de memur olan ve insanına, memleketine hizmet etme derdinde olan bir insan olarak tanımlayabiliriz özetle. Biraz açalım. Açalım memurluk, tabii ki. Memurluk. Öğretmeniz, öğretmen olarak görev yapmaktayım. Meslek hayatımızın 16. yılı, bunun 8 yılını mutlu çalıştık. 8 yıldır da aynı zamanda Türkiye Eğitim Sen ve Kamu Sen Mutlu İlçe Başkanlığı olarak görev yapmaktayız. Tabii niye şimdi böyle bir yola çıktınız diye soracaksınız soru, sizler soru, bize. Soracaksınız. Tanıyalım Kürşat kim diye tanıyalım, ondan sonra o sorular gelecek. Tabii size ki. Geleceğiz. Cafer biraz sizi sıkıştıracak. Çocukluğu mutlu geçmiş. Hatıraları, hayatı, mücadelesi, sevdası, kavgası mutlu olmuş. Daha sonra üniversite hayatını, lise hayatını dışarıda okumuş. Diğer şehirleri görmüş, diğer insanları tanımış, memleketin dört bir tarafında insanlarla tanışmış. Ve belli bir birikimle daha sonra MUT'a gelmiş, MUT insanına hizmet etmek için mücadele etmiş birisi olarak tanımlayabiliriz Kürşat Malgaç'ı. Tabii bu hem meslek olarak, öğretmen olarak devam etmiş bir hayat. Bununla birlikte mesleğin içerisinde sendikal mücadelesini vermiş bir kişi olarak görüyoruz Kürşat Malgaç. Evet, şimdi sendikacılık az çok ben de daha önce dahil olduğum bir konu. Siyasette çok eş bir durumu var. Şimdi şöyle başlayalım o zaman başkanım. Sendika başkanlığı yapmışsınız. Yaptım. 2015'ten 2023'e aday olunca kadar. Şimdi bu başkanlık dönemindeki böyle yaptığınız güzel bir şeyden başlayalım. Yani ne yaptınız? Ya da bunun yanında şöyle bir şey daha soralım. Siz bu göreve geldiğinizde kaç üye var? Şu anda bırakırken kaç üyeyle devletiniz? Evet. Şöyle söyleyelim. 2015 yılında bizim MUT'a tayinimiz çıktı. 2015 yılında MUT'a tayinimiz çıktıktan sonra MUT Türkiye Eğitim Sen'de biz seçime girdik sendika başkanlığı için. Allah nasip etti o günkü arkadaşların teveccühüyle sendika başkanı olarak görev aldık. 2015 yılında sendika başkanı olduğumuzda bizim üye sayımız 260'tı. Allah nasip etti bu süreç içerisinde mücadele ettik. Neler yaptığımızı az sonra anlatacağım. Tabii yetkiyi aldığımız dönemler oldu. 360 sayısına kadar çıkardık. MUT'ta yaklaşık 1000 civarında eğitim çalışanı bulunmakta. Bu sayı içerisinde kabul edersiniz ki 360 sayısı ciddi anlamda bir ciddi anlamda bir rakam temsil ediyor. Tabii biz her zaman şunu söyleriz. Bilge Kağan'ın sözüyle gece uyumadık. Gündüz oturmadık deriz. Oturmamamız gerekiyor. Burada annemin bir sözü var. Onu her zaman anlatırım. Bana verdiği öğütlerden bir tanesiydi. Oğlum derdi, bir işi ya yapmayacaksın ya da yaptığın işi hakkıyla yapman gerekiyor derdi. Biz hayatımız boyunca annemizden çok öğüt almış insan değiliz. Çok öğüt vermedi bize. Genelde özgür bıraktı hayatımız içerisinde ama verdiği en önemli iki öğütten bir tanesiydi bu. Görev aldıktan sonra da bu minvalde çalışmaya devam ettik. Nasıl? Tabii sendikalatlar Türkiye geneliyle ilgili bir mesele. Buradan baktığımızda genelle ilgili süreçler sizi etkiliyor. Ama bundan sıyrılarak yerelde de yapmanız gereken hizmetler var. Nasıl? Örnek vereyim size. İnsanımızın yerelde cebine dokunabilecek işler yapmanız gerekiyor. Ne bunlar? Mesela gittiğimizde özel şirketlerle ya da esnaflarla anlaşmalar yaptık. %20, %30, %10, %5 gibi doğrudan insanımızın cebine dokunacak hareketler yaptık. İndirim anlaşmaları yaptık. Daha sonra bazı sosyal hakların kazandırılması, üyelerimize yönelik yeni hakların kazandırılmasına yönelik anlaşmalar yaptık. Ve en önemlisi şu, biz her zaman bunu söyledik. Eğitim camiasının insanımızın aydını olduğu, yani insanımıza yön vereceğini düşünerek onların mutluluğu yönünde çalışmalar yaptık.
Öğretmenler Günü'nde ve özellikle Kadınlar Günü'nde ve diğer önemli birçok günde üyelerimize yönelik, eğitim çalışanlarına yönelik faaliyetlerde bulunduk. Biz yaklaşık her Öğretmenler Günü'nde, üyemiz olsun olmasın fark etmez, her öğretmenin elini sıkarak, onlara birer hediye takdim ederek ya da gül takdim ederek ya da bir çiçek takdim ederek onların o güzel gününde yanında olmaya çalıştık. Burada mesele aslında şu, sadece kendi camianıza hizmet etmek de değil sendika başkanı olmak. Sendika başkanı olmak aslında tamamıyla bir camianın temsilcisi olmak anlamına geliyordu bizim için. Bu minvalde bir duruş sergiledik. Hatta insanların genel olarak bize söyledikleri söz bu. Yani Kürşat Malgaç üyesi olsun olmasın fark etmez. Birisinin ihtiyacı oldu mu onun yanında olmaya çalışır. Onun yanında onun işini çözmeye çalışır derler genel olarak. Eğer daha bıraksak çok anlatacaklar. Evet. Daha konuya yeni başladık. Evet. Lütfen biraz daha. Tabii ki buyurun. Biraz daha özetleyerek gidersek sevinirim. Sendika dedik ama siyasette sendika her ne kadar benzer olmuş olsa da evet. Çok farklı içine girdiniz. Tabii kesin. Bu siyasetin çetin suyundan hiç memuriyet öncesinde içtiniz mi? Biz tabii ailevi bir kültürden geliyoruz, bir fikirden geliyoruz. Adımızın Kürşat olması hasebiyle belli oluyor. Bununla birlikte 15 yaşımızda Ülke Ocakları'yla tanıştık biz. Ülke Ocakları'yla tanıştıktan sonra şükür diyoruz o güne. Ülke Ocakları'yla tanıştıktan sonra kültürel, fikirsel ve ahlaki boyutta ailemizden gelen temellerin biraz daha şekillenerek o vücut bulmuş haline dönüştük. Tabii... Neye sebep oldu bu? Hayal kurmanıza sebep oldu bakın. En önemlisi bizim için bu. Biz 18 yaşımıza geldiğimizde memleketi, dünyayı, Türkiye Cumhuriyeti nasıl yönetir? Türkiye Cumhuriyeti Türk coğrafyasıyla nasıl ilişki kurar? Bugün Türk Devletleri Teşkilatı dediğimiz kurulan, Türkiye'de kurulan, yani dünyada kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın hayalini biz 18 yaşımızda kuruyorduk. Ve bu bir hayal olarak devam etti. Bir şeyi sevdik. İnsanı sevdik. Canan Bey, sorumuz? Şimdi neden MHP diye soracaktım. Onun cevabını da almış olduk otomatikman Ülke Ocakları diyerek. Şimdi Sayın Başkanım, bu seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nde oldukça hareketli. Evet. Ve herhalde tarihte bu kadar çok aday oldu mu bilmiyorum ama çok yüksek sayıda aday evet. Şimdi bu aday adaylarımızın hemen hemen hepsini biz Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkan'la fotoğraflarını gördük. Bu fotoğraf hikayesiyle ilgili bir şeyi merak ediyorum. Aday adayı olanlar Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ziyaret edip icazet almak mı diyelim ya da bir kendisini ziyaret etmek ile mi oluşan fotoğraf karesi? Yoksa Genel Başkan'ın aday adayı olan herkesi bir tanımak, görmek amaçlı davetiyle icap etmekle ilgili bir durum mu? Tabii şu anda biz bilgi liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'den bahsediyoruz. Söz açılmışken onunla ilgili birkaç cümlede kurmak isteriz. Devlet Bahçeli Bey Türk dünyasının lideri olarak yer alıyor. Tabii Türk milliyetçiliği davasına inanmış her ferdin onunla yan yana gözükmek, onunla fotoğraf vermek, onun elini öpüp onun kendisini görmesini istemesinden daha doğal bir süreç yok. Bu noktada da bizler Devlet Bey'in nezaketiyle, Devlet Bey çok nezaketli birisidir. Yani hayatımızda gördüğünüz, görebileceğiniz en nezaketli insanlardan bir tanesidir Devlet Bey. Ve sağ olsun kendisi tüm aday adaylarını kabul edip onlarla fotoğraf çektirerek süreçlerinde efendim başarılar dilerim diyerek kendilerine destek vermiş olurlar. Herkese aynı anda aynı desteği vermiş oluyorlar. Tabii bu biraz manevi bir mesele. Yani manevi olarak Devlet Bey'in elini öperek yola çıkmak insanımıza, adaylarımıza güç veriyor diyelim biz. Olayı böyle tanımlayalım. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin nezaketini biz de medyadan iyi biliyoruz. Şimdi şöyle yapalım o zaman Sayın Başkan. 10 tane aday adayınız var. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Bunun yanında Cumhur İttifakı'nın diğer birleşimi koyduğunuz zaman rakam çok daha fazlaya gidiyor. Neden bunların içerisinde Sayın Kürşat Malgaç belediye başkan adayı olmalı?
Tabii güzel bir soru bu. Şimdi şöyle anlatalım bu süreci. Bu bir bayrak yarışı olarak tanımlıyoruz biz. Burada şunu dile getirelim. Hem AK Parti'ye hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye başkan aday adayı sayısının çok olması burada aslında Cumhur İttifakı'na bir teveccühün fazla olduğunu da gösteriyor. Görüntü şu ki Cumhur İttifakı süreç içerisinde seçimi kazanması en yüksek olan kesim olarak gözüküyor ve bu kesme teveccüh aslında bizim için onur verici. Ve bu noktada herkes ben daha iyi yapabilirim düşüncesiyle yola çıkıyor. Ve bu düşünce içerisinde bu kadar çok adayın çıkmasından bence mutluluk verici bir süreç. Teveccühün bu noktada olması, Cumhur İttifakı'na teveccüh olması bize güç veriyor. Sürecin sonunda tabii halkımız karar verecek buna ama Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu, Allah nasip ederse seçim noktasında da adaylar belirlendikten sonra da en popüler adayın Cumhur İttifakı'nın adayı olduğu gerçeğiyle bizi karşılaştırıyor diyelim. Peki ben burada hemen bir soru soruyorum Kürşat Hocam. Şimdi hem öğretmen izlediniz, sendika başkanlığı yaptınız, burada epey bir çalışmalar yaptım dediniz. Gece gündüz durmuyorsun. Şimdi ikinci bir atak başlıyor. Evet. Bunlara hazır mısınız peki? Evet, şöyle. Yarın bir de adaylığınız açıklanırsa o zaman nasıl olacak? Kesinlikle. Bu kendinize hiçbir zaman ayırmayacak mısınız? Hep dolu dolu anlattınız. Hep gece gündüz çalışıyorum, evet. Herkesin yanındayım dediniz de. Evet. Şöyle söyleyelim. Tabii 8 yıl sendika başkanlığı yaptığımız süreçten geleyim ben buraya. Biz 8 yılda sendika başkanlığı yaptığımız süreç içerisinde biliyorsunuz bizim mutumuz geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Evet. Yani Türkiye'nin 10. yüzölçüm büyük ilçesinden bahsediyoruz. Ve bu yüzölçüm içerisinde Çampınar'dan tutun Karacaoğlan'a kadar yaklaşık aradaki mesafe 3 saattir. Yalnızca Bağ'dan tutun Dağ Pazarı'na Güme'ye kadar yaklaşık aradaki mesafe 2,5 saattir. Yani çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve biz bu coğrafya içerisinde 8 yıldır Kravga bölgesinden örnek vermek istiyorum. 35 kez gitmişizdir Kravga bölgesine. Sadece o bölgede değil, tüm bölgelerde dahil. Yani 35 kez ziyaret ettiğiniz bir bölgeden bahsediyoruz. Tabii bu neyle alakalı? Burada gücünüz olması lazım. Bu gücü nereden aldığınızla alakalı bir şey. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz insanımızı seviyoruz. İnsanımızı sevdiğimizden kaynaklı gücümüz oradan geliyor. Eğer bir şeyi severseniz bir şey hayal edersiniz, bir şeye ulaşmak istersiniz. Hülyalarınız oluşur. Ve biz insanımızı sevdiğimiz için gücümüzü oradan alarak her noktaya, her ferde, her bireye ulaşma derdindeyiz. Toplumun her kesimiyle ilgili projelerimiz var. Ve bunu nasıl başaracaksınız diye soruyorsunuz bize. Biz bunu İnsanımıza olan sevgimizle başaracağız. Biz o soruları aday olduktan sonra sormayı daha somut cevaplar alarak. Şimdi başlangıcını aldık. Başlıkları aldık. Biz cevap alamadığımız başka bir soruyu size bile. Tabii ki. Başkanım, ben daha önceki aday adaylarımıza bir soru sordum, cevap alamadım. Tabii ki. Siyasi olarak cevap verdiler. Sizden de net bir cevap istiyorum ama takdir tabii size ait. Tabii ki. Biz Sayın Kürşat Hocam'ı yarın sahada ekip olarak kimlerle göreceğiz? Evet. Yani bu kadroda takdir buyurun, seçmen şahsa oy verirken yanındaki gezen insanlara da çok önem veriyor. Evet. Bunun geçmişte dezavantajını yaşayan çok siyasetçiler oldu. Evet. Biz Kürşat Başkan'ın yanında kimleri göreceğiz? Belli bir isim var mı? Tabii şöyle söyleyelim, mutumuzun çok değerli insanları var. Bakın her alandan, her kesimden kendisini yetiştirmiş, kendisini ortaya koymuş, farklı bir alanda farklı yaptığı etkinliklerle, projelerle ortaya çıkmış insanımız var. Tabii ortada bir de Cumhur İttifakımız var. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti teşkilatlarımız var. Bu teşkilatlar içerisinde yetişmiş bireyler, fertler zaten camianın içerisinde mevcut. Burada doğrudan kadro demeyelim ama şöyle söyleyelim biz buraya. Biz süreç içerisinde hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem AK Parti camiamız içerisinde yetişmiş fertler, bireylerle, mutumuz içerisinde öne çıkmış insanımızla hep beraber yol yürüyeceğiz.
Ve bu yolu yürürken bizim tek amacımız muta bir şeyler kazandırmak olacak. O yüzden derdi muta bir şey kazandırmak olan insanların da çok fazla kişi bireylere takılmadan bir yol çizeceğine inanıyorum. Derdi mut olduktan sonra da her noktada her bireyle anlaşabileceğimize inanıyorum ben. Peki, cevap aldın mı? Yine isim alalım. Öyle diyor. Yani tabii yani, ki bu süreçte isim evet. vermemiz çok uygun olmayacağı için doğrudan isim değil de ben size genel çerçeveyi çizip her alanında uzman kişilerle yol yürüyeceğiz diyerek süreci devam ettirmek şimdi istiyorum. Diğer misafirleri de zan altında bırakmayalım. Onlar da benzer şekilde cevaplar verdi. Ama bizim beklentimiz ve halkımızın tabii ki beklentisi bir isim duymak. Evet. Ama takdir tabii ki sizlere ait. Bunlar adaylığın açıklaması da tabii ki. Uzun tabii bir süreç var. Tabii ki kesinlikle. Var. Kesinlikle. Yani buradan önce tabii aday olmamız gerekiyor. Şimdi ben hayatta ilkelerim var. Kendi hayatımın ilkelerini siyasi hayatıma da yansıtmak istiyorum. İlkelerinden en önemlisi bence hayatınız içerisinde en önemli ilke nezaket ilkesi. Eğer nezaket ilkemizi korursak hayatımız boyunca, siyasi hayatımız boyunca da birçok yolu kat etmiş oluruz diye düşünüyorum. O yüzden aday olmadan böyle bir açıklamanın hani hoş olmayacağını düşünerek bu soruya cevap vermek istemiyorum. Hani sizi de kırmak istemem ama nezaket çerçevesinde bu noktada isim vermenin hoş olmayacağını düşünüyorum. O yüzden bu soruya hani bu noktada bu kadar cevap vermemizin uygun olacağını düşünüyoruz. Yeterli. Ya bizim için yeterli. Evet. Kamuoyu takdir buyuracaktır. Evet. Nezaketin üstüne bastırdınız. Evet. O altını çizdiniz. Galiba taktiğinizde biraz nezaket üzerine. Evet. Kesin. Şimdi Sayın Başkanım oldukça genç yaştasınız. Siyaset meydanlarında çok az rastlanan yaş artık hani gençliktesiniz. Evet. Rakipleriniz muhtemel, öngörülere diyelim, tahmin mi diyelim, sizden daha yaş olarak, tecrübe olarak daha büyük yaşta insanlar olacak. Bu genç olmak, aday olmanız halinde dezavantaj sağlayacak mı size? Şöyle söyleyelim, bugün Allah nasip ederse 39-40 yaşımıza basacağız. Bence memlekete hizmet edebilmenin en güzel yaşları içerisindeyiz. Ben bu yaşları genç olarak nitelendirebiliriz ama bununla birlikte hareket kabiliyetinin üstün, geniş kitlere ulaşabilecek bir yapı, herkesle iletişim kurabilecek bir bakış açısı, aynı zamanda tüm yaş gruplarına hitap edebilecek bir yaş olduğunu düşünüyorum 40 yaş. Yani hem genç kesime hem de belli bir yaş üstü kesime aynı anda hitap edebilecek bir yaştayız biz. Tecrübe dediğimiz unsur yaşla alakalı gözüküyor olabilir. Ama bunun dışında yaşantılarla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani burada tecrübe, yani az önce siz de söylediniz, sendikacılık biraz siyasete benziyor. İnsanları idare edebilme sanatı, insanların gönlünü alabilme sanatı olarak bakıyoruz biz. Ve 8 yıllık ve daha önceki tecrübelerimiz, sadece tabii sendika başkanı olarak yer almadık. Daha önce vakıf tecrübelerimiz var. Daha önce farklı şeylerde, organlarda görev almışlığımız var. Ve bunların hepsinden toplam olarak getirdiğimiz bir tecrübemiz var. Ve ben bu tecrübemizle birlikte, bu kültürümüzün süreç içerisinde bize aslında dezavantaj değil, avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Neden? Bir kere yıpranmamışlık var. Siyaseten biz zaten söylemimiz şu, çıkış noktamız şu. Yeni yüz, yeni umut diyoruz. Yeni mut diyoruz. Yeni bir mut hayalimiz var bizim ve bu hayal çerçevesinde yola çıktık diyoruz. Ve bu yeni mutu oluşturabilmenin yolunun da bu yaşımız olduğuna inanıyorum. Tam kıvamında deriz biz. Tam o kıvamını bulmuş deriz. Biz kıvamında olduğunu düşünüyoruz her şeyin. Yani tabii takdir genel merkezimizin diyoruz. Bu noktada da bunun bize dezavantaj değil, avantaj olarak döneceği kanaatindeyiz. Evet, şimdi bu nezaketin üstüne bir gitmek istiyorum. Siyaset maalesef çok nezaketi kaldıran bir şey değil. Yani tecrübeyle gördüklerimizde, sahada yaşananları izlediğimiz zaman. Oldu, varsayım üzerine Kürşat Bey'i biz aday gördük. Sonra seçilmiş olarak gördük. Ama büyükşehirde farklı bir siyasi partinin kazanması halinde. Evet.
buradaki uyumu, hizmeti mutfağa getirme noktasında nasıl olacak? Yani burada şöyle bir şey daha belirtmek isterim. Şu an mevcutta yaşadığımız sıkıntılar az çok ortada. Böyle bir siyaseten uyuşmazlığı nasıl çözeceğim? Evet. Şöyle dile getireyim ben burayı. yine liderimizin sözüyle. Sevgide serbestlik, saygıda mecburiyet vardır der. Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Bey. Bir daha tekrarlamış hocam. Sevgide serbestlik, saygıda mecburiyet vardır. Yani liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Bey'in sözüdür bu. Şimdi tabii bizim amacımız, bakın, sadece mutu Cumhur İttifakı noktasında kazanmak değil. Bizim amacımız Büyükşehir'i de kazanmak. Bizim amacımız Türkiye'deki 81 ilin tamamında tüm ilçeleri kazanmak. Ve biz bu noktada Mersin'imizi Allah nasip ederse Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı adayının kazanacağına ve bu noktada vatandaşımızın tercih yapacağına inanıyoruz. O yüzden hem mutumuzu hem Mersin'imizi Milliyetçi Hareket Partisi kazandıktan sonra hem hizmetin gelmesi noktasında herhangi bir sorun yaşamayacağımızı hem de mutumuza ciddi anlamda Mersin'de istişareli aynı partiden, aynı ittifaktan olduğu için hizmetin doğru kanallarla getirebileceğimize inanıyoruz bizler. Galiba Uğur Uğuz başkanım demişti değil mi? Mutu MHP verildiğini ben 20 Ağustos'ta net bilgi olarak aldım demiştim. Evet. Sizde böyle bir bilgi var mı? Şöyle bakın. Siyasette ben öğrendiğim en önemli şey, hiçbir zaman erken konuşmayacaksınız. Erken konuşursanız yanlışa düşme ihtimaliniz çok nettir. Benim yaşım belki genç, sizin tabirinizle söylüyorum tırnak içinde ama tecrübem şu. Son gün, son an, son dakikaya kadar, ortaya resmi bir belge çıkıncaya kadar herhangi bir konu hakkında görüş beyan etmemeniz, genel merkezlerden gelecek karara saygı duyacağımızı bildiririz. Yani bu noktada bizim herhangi bir bilgimiz yok. Genel merkezler tabii bir karar verecektir. Biz verilecek olan karara saygı duyacaktırız. Ve şu anki pozisyonda sadece yapılan açıklama Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi hattında Cumhur İttifakı'nın adayı Milliyetçi Hareket Partisi'nden olacağı yönündedir. Bunun dışında herhangi bir açıklama yapılmadığı için bizim de bununla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey söz konusu değil. Evet. Toparlayalım artık. Öyle mi? Evet. O zaman şöyle soralım. Öncekilere de aynı şekilde sorduğumuz gibi. Sayın Kürşat Başkanımı biz seçilmiş olarak makamında gördüğümüzde, evet, MUT özelinde somut olarak ilk vereceği talimat ne olurdu? Herkesi kucaklayın. Evet, evet. Yani ben İttifaktan aday oldunuz, belediyeye çıktığınız zaman rozeti çıkaracak mısınız, çıkarmayacak mısınız? Tabii biz devlet terbiyesini almış, devlet terbiyesinden gelmiş, yaklaşık 3-4 kuşaktır memur kültürüyle yetişmiş biriyiz. Belediye başkanı seçildiği günden itibaren tüm vatandaşın belediye başkanıdır. Evet. Ben bunu tüm buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bize oy vermiş olması ya da olmaması bizim için önemli değil. Tabii gönül ister ki tüm vatandaşlarımız bize oy versin. Hepsinin oyuna talibiz. Ama insanların, tekrar başta söylediğim gibi, insanların vereceği karara da saygı duyacağız. Bununla birlikte Allah nasip eder aday olur seçilirsek, o dakikadan itibaren tüm vatandaşlarımızın belediye başkanı. Hizmette eşitlik deriz biz buna. Hizmette eşitlik karinesini uygulayarak tüm vatandaşlarımız Allah nasip ederse hizmeti götürme derdindeyiz. Tabii ben bunu şu şekilde de söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı olmak nasip olursa bize, Allah nasip ederse, vatandaşımızın tercihiyle de seçilip belediye başkanı olursak, ciddi anlamda mutumuza çok ciddi hizmetleri hem belediyemizin gücüyle hem hükümetimizden alacağımız desteklerle hem yapacağımız projelerle ciddi anlamda hizmet getirme derdindeyiz mutumuza. Hizmet getirirken ben bunu çok net söylüyorum. Ben mutu tek başıma yönetemem. Biz olmak zorundayız. Ne zaman ki biz oluruz,
o zaman ciddi anlamda güzel bir mutu ulaşırız. Ben benden sıyrılıp bize geçmiş bir adayım. Biz olarak geliyoruz. Biz olarak hizmet edeceğiz. Biz olarak insanların yanında olacağız. Biz olarak mücadele edeceğiz. Yarın hep beraber güzel bir mut noktasında buluşacağız inşallah diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel sözleriniz için biz olalım. İnşallah. Çok güzel. Evet. Sormak artık bir adaylık dönemine kalsın. İnşallah. İnşallah. Kendisini Sayın Başkanım'ı medeni cesaretinden dolayı vermiş olduğu samimi cevaplardan dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Teşekkür ederim. Evet Kusura Hocam son bir mesajınız var mı? Tabii ben burada benim için mutlu bir zaman dilimindeyim. Az önce Cafer Bey'in de dediği üzere bir yola çıktık. Mut için biz de varız dedik. Aday adayız dedik. Mut'a hizmet etmeye talibiz dedik. Bence Mut için hizmet etmeye ben de varım demek gerçekten çok mutluluk verici bir süreç. İnsanların karşısına çıkıp ben size hizmet etmeye geliyorum. Sizin derdinizle dertlenip size bir çözüm bulmaya geliyorum demek çok mutluluk verici bir süreç. Onur verici bir süreç. Ben o mutluluğu yaşıyorum. Aday olup olmama noktasında tekrar söylüyorum. Genel merkezlerimizin kararı Allah'ın takdiridir. Böyle bir fırsat verdiğiniz için size Ahmet Bey, size Cafer Bey, size teşekkür ederim. İnşallah yarınlarda tekrar aday olarak oturmak nasip olur diyelim. Daha sonra seçilip belediye başkanı olarak oturmak nasip olur diyelim. Sonra projelerimizi konuştuğumuz, yaptığımız projeleri sizlerin hazırladığı belgesellerle ya da programlarla sunmak nasip olur diyelim. Böyle bir yola çıktık. Hakkımızda hayırlısı. Vatandaşlarımızı, mut halkımızı, mutumuzu, insanımızı ben çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Neden? Mutumuzun insanı çok temiz kalplidir. Sofrasını açar, ekmeğini bölüşür. Kimsin diye sormaz. Hoş geldin der. Sofrasını size açar ve ekmeğini bölüşen bir halka da ancak hizmet etmek yaraşır diye düşünüyorum. Hizmet için yola çıktık. Allah nasip eder diyelim inşallah. İnşallah. Teşekkür inşallah. Ediyorum size. Sağ olun. Evet sevgili takipçilerimiz, 3 noktanın sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.